Kabukur'da 8 yaşındaki Nari'nin kayboluşunun üzerinden 9 gün geçti ve bugün e, acaba gerçek olabilir mi dediğimiz hepimizin tüylerini de diken diken etmeye yeten bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz Nari'nin ağabeyinin kolunda bir diş izi olduğu ifade edilmişti. Bu diş izinin Nari'ne ait ...olup olmadığı yönünde de adli tıp devreye girdi. Şimdi bu izlerin Narin'e ait olmadığı, Abi'nin kendisine ait olduğu ortaya çıktı. Bir kere bunu söyleyelim. Bir Ferit Demir'e döneceğiz hemen Diyarbakır'a. Neler aktaracak, bu bilgiye ekleyebilecekleri var mı? Peki şimdi ne olacak? Bundan sonrasında aramalar hangi yönde devam ettirilecek? Çünkü kaçırılmış olabileceği ihtimalinde güçlendiği ifade ediliyor. Ferit Demir'den son durumu alalım. Ferit merhaba. Merhaba Remzi Demirkol iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir e, bilgi kirliliği de yaşandı gün içerisinde. İzler narine ait çıktı denildi, sonra olmadığı ortaya çıktı. Neler oldu, son durum ne? Bize aktarır mısın lütfen? Yani sosyal medya e, bugün e, olmadığı kadar e, kirli bilgi yaydı. Herkes e, sosyal medyayı kendi kafasına göre, kendi düşüncesine göre kullandı ve e, burada gerçekten neredeyse yer yerinde oynadı. Çünkü e, olmayan bilgiler e, gerçekmiş gibi yansıtıldı. Hem aile rahatsız oldu hem yetkililer rahatsız oldu ve daha sonra e, buradaki Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Adli Tıp Kurumu yöneticileriyle görüşmeler yapıldı ve o bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bu saatlerde e, ağabey... E, e, Nari'nin, Ağabey'in serbest bırakılması bekleniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri e, Adli Tıp Kurumu'ndan e, gelecek ön raporun beklendiğini ve o raporun gelmesi durumunda Ağabey'in serbest bırakılacağını ancak anne, baba ve bazı akrabalar, yakın akrabalar e, sabah saatlerinde Jandarma Komutanlığı'na çağrıldılar. Hala oradalar, hala bilgilerine başvuruluyor, hala onlarla e, görüşmeler yapılıyor. Arkamda gördüğünüz okul, kriz merkezi ve aynı zamanda hareket merkezi olarak kullanılıyor. Hemen arkada görüyorsunuz sivil vatandaşlar duruyor. Arka kısımda kadınlar duruyor. Rutin olarak her gün alınan ifadeler bugün de alınıyor. Görüşlerine bugün de başvuruluyor. Her gün 20-30-40 köylü getirilerek orada defalarca, bugün 5. defa ifade veren var, 4. defa veren, 6. defa ifade veren vatandaşlar var. Biz bugün birçok yetkiliyle görüştük. Askeri yetkililerle görüştük ve onların söylediği şu bütün ihtimaller şu anda kaçırıldığı yönünde ve bu yönde çalışmalar daha çok bu yönde ağırlık kazandı ve özellikle Ankara'dan gelen özel ekip yani Jandarma Genel Komutanlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istenen bu konudaki uzman ekipler çalışıyor. Gün boyu sahada yapılan çalışmalardan hazırlanan raporlar o ekiplere sunuluyor ve daha sonra operasyon planları hazırlanıyor. Dün gece de bazı yerlere baskınlar, operasyonlar yapıldı. Ailenin bu konudaki bilgileri alınıyor. Neler, kimlerle iletişimle yap iletişimdeler kimlerle geçmişte sıkıntı yaşadılar neler oldu neler olmadı çünkü aile diyor ki bizi tanıyan birileri bu e, e, narini kaçırmış olabilir diyor. Aile bunu söylüyor. Anne dün e, önceki gün bunu söylemişti. Baba da bunu söylemişti, bize söylemişti. Ve e, amca da bugün bizim yayınımıza katılan amca Erhan da bunu söylemişti. E, dolayısıyla şu anda e, ihtimaller bu yönde e, değerlendiriliyor. Bu yönde çalışmalar yapıyor. Ekipler ağırlıklı olarak bu yönde çalışıyor. Bugün arama faaliyetleri konusunda arama kurtarma ekipleri köye pek e, gelmediler. Ancak e, öğlen saatlerinde e, bir e, jandarma ait arama e, ekibi iz sürme köpekleri Narin'in ayakkabılarını kokla, e, koklayıp e, iz arama e, çalışması yaptılar ancak herhangi bir sonuç evet. alınmadı. Peki e, bu yani söylediğinden sonra var. Dehir, beni duyabiliyorsan eğer şimdi neredeyse orada herhalde bakılmadık tek bir taşın altı kalmadı. E, e, ailenin de az önce e, tahminlerine yer verdin aktardıkların içerisinde. Bundan sonraki süreçte aramanın biçimine dair bir değişikliğe gidilecek olabilir mi? E, tabii ki değişikliğe gidilecek daha çok e, Narin'in, kimler tarafından kaçırılmış olabilme olasılıkları tartışılıyor. Köyle irtibatlı olan, akrabalarla, yakınlarla irtibatlı olan kişiler tespit ediliyor. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Bakın o köye o gün hangi araç geldi, hangi araç gelmedi. Hemen karşı tarafta kameraman arkadaşımı gönderirse köyün tam karşısında, yani bulunduğumuz yer tam köyün ortası ve karşı tarafta jandarma e, gözetleme güvenlik kulesi var. O kulede e, son teknoloji ürünü kameralar var. Termal kameralar var. ısıya duyarlı kameralar var. Gözetleme kameraları var. Hepsi var. Onlar köyün etrafını tamamen çevreleyen iki yol var. O iki yolda köye giren çıkan arabalar büyük ihtimalle oradaki kameralar da görüntülemiştir. O görüntülerde köye giren araçlar, çıkan araçlar mutlaka belirleniyordur. O araçlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Günlerdir yapılıyor. Ve daha çok istihbari faaliyetler çerçevesinde e, ...köyle ilişkisi olan, aileyle ilişkisi olan herkes e, araştırılıyor ve ona göre operasyonlar düzenleniyor. Ki ailenin de bu konuda kimlerden nasıl şüphelendikleri bilgisini güvenlik birimlerine verdikleri belirtiliyor. Evet. Güvenlik birimleri de e, o yönlü çalışıyorlar. Evet. E, Olağan şüpheli olan 8 kişi vardı. O 8 kişi üzerinde de yoğun bir e, çalışma var. E, şunu da son olarak belirtelim... E, Adli Tıp Kurumu'nun bize verilen bilgi yetkililerin az önce hareket merkezinden bize verdiği bilgi Adli Tıp Kurumu'nun saat 17 sularında bu e, AB ile ilgili, Narin AB ile ilgili yapılan e, çalışma ile ilgili olarak bir e, açıklama yapacağı belirtildi. Belki de bu saatlerde yapılmış olabilir ya da yapılacaktır. Bu açıklama da çok önemli tabii ki. E, çünkü hala spekülasyonlar var. Bu nedenle de biz burada bekleyişimizi e, sürdürüyoruz. Farklı Peki. bir gelişme oldukça da sizin karşınızda olacağız. Peki Ferit Emir bir cümle lütfen. Şimdi tabii ki bir yargısız infaz yapmamak çok önemli. Abiye ilişkin bugün zaten az önce senin de söylediğin gibi bir anlamda sosyal medyada belli ölçüde yaşandı bu infaz. Ama izleyicilerimiz belki merak ediyor olabilirler. Şimdi kendisini ısırdığı ortaya çıktı. Akıl sağlığına ilişkin herhangi bir sıkıntı mı var ile ilgili olarak? Yani o yönde bir rapor yok. O yönde alınmış herhangi bir doktor raporu yok. O yönde bir şey yok ama ailenin bütün fertleri, amca, amca, çocukları, kuzenlerin bize bugün belirttiği çok sinirli bir yapıya ve agresif bir yapıya sahip olduğu, e, çok hızlı sinirlendiği ve bu nedenle de karşısındaki insana zarar vermemek için kendisini o ara e, bu o sırada kendisini e, kendisine zarar vermeye çalışan bir yapıya sahip olduğu. Dolayısıyla bu e, durumu birçok defa tekrarladığını, hatta Narin'in e, kayboluşunu öğrendikten sonra da kendine zarar vermemek için kolunu ısırdığını söylüyorlar, telefonunu yere attığını, telefonunu parçaladığını, sinirlendiğini böyle bir e, açıklamaları var. Ve daha önce en az bu işi 50-60 defa yaptığını kolunu ısırdığını kendine zarar vermeye çalıştığını belirtiyorlar. Ancak bu konu üzerinde uzmanlar var. Davranış bilimleri konusunda uzman olan birçok ekip burada çalışıyorlar. O ekipler de görüşmeler yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Bu konuda bir şey varsa da tabii o rapor elimizde olmadığı sürece bir şey söylememiz evet. söz konusu değil. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri adli raporunun ellerine ulaşması halinde kardeşi, abiyi serbest bırakacaklarını belirtiyorlar. Peki çok teşekkürler bizi bilgilendirdiğin için Ferit Demir. Şimdi böyle birdenbire gün içerisinde oklar Abi göstermiş gibi olduğu yanlış bilgiler yansıdı ama o diş izlerinin Abi'ye ait olmadığı ortaya çıktı kendisine zarar verdiği aslında ortaya çıktı şimdi şu dakikalarda Adli Tıp Kurumu da daha detaylı kapsamlı bir bilgilendirme yapabilir bu konuda diyor Ferit Demir.